vegan nugget yapacağım. Aslında daha önceden Instagram'da denemiştim ama olmamıştı. Yani nasıl biliyor musun? O işte Boş TV'nin videolarından biriydi, tariflerinden biriydi. Onu denedim. Şimdi bak, üstü çıtır çıtır oluyor ama içi sade tofu olduğu için tatsız oluyordu. Ben bu sefer marineli versiyonunu deneyeceğim. Bence süper olacak. Ama işte bilmiyorum, deneyeceğiz artık. Yanımda ana malzemesi tofu var. Ben bunu Magrasanta'dan aldım. 13 lira 95 kuruşa. Ama işte Migros'larda var, işte Carrefour'da var falan filan. İşte Metro Market'te var mı bilmiyorum. Ama yani çoğu markette artık var. Bunlardan alabilirsiniz. Şöyle hemen... Ay bunu açmayayım önce, dur. Şimdi marine sosunu hazırlayayım şimdi. Şurada bir tane market salçam var. Domates salçası. Bu da köy salçası. Bakayım, evet köy salçası. Gayet tuzlu kendisi. Şimdi bir kaşık. Şöyle. Bunu çok fazla abartmıyorum çünkü çok tuzlu oluyor bu. Şöyle işte bir kaşık bundan dökeyim. Ondan sonra farklı kaşıkla da market salçası koyayım. Şöyle bir kaşık. Anne farklı kaşık kullan diyor da. Ondan farklı kaşık kullanıyorum. Anneleri kızdırmayalım değil mi? Şöyle. Salçayı koyduk. Ondan sonra cima. Neyse bir tane kaşık içine kalsın da karıştırırız. Sonra ben aylar önce böyle bir tavuk harcı almıştım. Navegan şeyleri sansürledim. Ama sevimli bir şekilde sansürledim. Bu 3-4 lira bir şey marketlerde. Ben bunu nereden aldım? Migros'tan aldım galiba ama yani çoğu markette var galiba bu. Bu nereden geliyor ya bu ses? Bulunduğunuz yerdeki marketlere bakarsınız, siz de bulursunuz kesinlikle. Şöyle yine içindekiler kısmını göstereyim. Şöyle. Şu şekilde. Bir yan işte içinde baharat var. Galeta unu falan var. Net dedi galiba değil mi? Neyse işte tuzdur, kekdir, bir şeyler var. Sarımsak tuzudur. Kişniştir Allah. Şey düştü. Yavrusu düştü. Ya ben şöyle takayım da. Şöyle makasla açıyorum. Baharatları dökeyim. Ay. Koalanın büyüğü. Annesi, anne koala düşüyordu. Allah'ım ya. Şöyle. Tamamdır. Bunu da attık. Şimdi birazcık sıvı yağ ekliyorum ben. Siz isterseniz zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Ben tadını beğenmiyorum bu tarz şeylerde. Zeytinyağı hani öne çıkıyor ya tat olarak. Hoşuma gitmiyor. O yüzden ayçiçek yağı koyuyorum biraz. Göz kararı, hepsini zaten marine edeceğiz. Başka ne koyacağım? Biraz da su koyayım ki erisin. Bu salçalar malçalar. Şöyle. Onun dışında bir baharat eklemiyorum. Aa yok, şey pul biber var mı bunun içinde ya? Dur bakayım, yoktur yüksek ihtimal. Aa varmış. Eklemesem mi? Biraz acılı olsun istedim ama şimdi fırına falan da koyacağız ya. Çok da acılı olmasın değil mi? Şöyle iyice karıştırıyorum. Oh. Baharatçı kokuyor valla. Şu an aktardayım. Evet. Harcımız oldu. Şimdi hemen tofuyu çıkartayım. Şıkır şıkır şıkır. Kenara atalım. Bıçağım nerede? Hemen şıkır şıkır keseyim. Şöyle iki parça kendisi. Ama hani böyle hani nugget kafasında yapacağımız için şöyle küçük parçalara da böleyim. Kaça kaç kestim? 1, 2, 3, 4, 5. 5'e 3 kestim.
Yani üçün beşin lafını yapmıyorum. Ay şöyle iğrenç espriler yapmazsam iyi kızım aslında da. Şöyle içlerini atıyorum şu parçaları. Şöyle. Ha. Ay bakalım nasıl olacak. İçli dışlı marine edelim ki böyle içi yavan, dışı güzel kalıyor. Bu da beni rahatsız ediyor. Fırında pişireceğiz zaten bunu. Şöyle karıştırayım. Oh, soslu soslu. İyi, çok güzel olacak. Bol soslu ya. Ay hadi bakalım. Daha bunu kaplayacağız falan. Ay şu an böyle az mı kadar sulanıyor ki konuşamıyorum. Çıtır şeyle kaplayacağız. Oh. Şöyle üstüne de dökeyim. Ve bunu streçleyip dolaba atacağım. Böyle 2-3 saat takılsın. Ondan sonra da ay pişiririz. Değil mi? Oh, şöyle her tarafını da dökeyim. Şimdi streçleyeyim. Streçi de yeni aldım. Çıkartalım şöyle. Dişimle hemen yırtıyorum tabii ki de. Ay tamamdır. Bu hazır. Şimdi dolapta birazcık beklesin. Bakalım nasıl olacak. Evet, üstünden tam 2 saat 15 dakika geçti. Şöyle içini göstereyim. Gördüğünüz gibi sulu bir karışım var. Bunun sebebi, bak ne oldu biliyor musun? Videoyu kapadım. Tam böyle kamerayı kapattıktan sonra o kaşığın bir tadına bakayım dedim. Sosu nasılmış dedim. Güzel miymiş dedim, kötü müymüş dedim. Sonra bir baktım. Zehir gibi tuzlu. Hem salça, hani koyduğum salçalardan bir tane tuzluydu ya. Hem de o baharat karışımı tuzlu. Onu... Siz eğer yapacaksanız 2 salça koyacaksanız ikisi de tuzsuz olsun. Dikkat edin. Kesinlikle bu detaya dikkat etmeniz lazım. Yoksa vallahi çok tuzlu olur. Ben de o yüzden yaklaşık 1 bardak falan su kattım. Dedim hani böyle olmaz. Neyse şimdi bunlar böyle takılsın. Kenara çekeyim. O arada ben bunları bulayacağım. Karışımı hazırlayacağım. Şöyle 2 tane tabağım var. Hemen çıkarttık, hazırlıyorum. Şöyle bir tane buzdolabı poşeti aldım. Bir dakika, şuradan da mısır gevreğimi alıyorum. Gayet organikli mısır gevreği. Bunun da videosunu cumartesi sabahı yükleyeceğim. Yani kendi incelemesini. Şöyle içime. Ay. Tabii ki ben ve harika becerikliliklerim. Şöyle içine atayım. Yine harikalar başardım. Yine mükemmellik. Ay. Allah'tan masa temiz. Birazcık daha koyayım ya, az oldu. Böyle bir paketi açmışım ki. Tamam ya, yeter bu kadar. Şöyle koyayım. Bunu da tamamdır. Şöyle bir düzleme alıyoruz bunu. Ondan sonra evde herhangi bir bu başka bir şeydi. Evde herhangi bir sert bir cisimle üstlerine vuruyoruz ve kırıyoruz. Şöyle şu şekilde. Küçük parçalar haline getireceğiz. Aa, siz isterseniz bu aşamada gayet rafız da kullanabilirsiniz. Sade rafız. Aa, hiç fark etmez.
Aa esasen Doritos kullanın, takolusu falan. Ben mısır gevreği kullanıyorum ama hiç gerek yok. Gayet bak cips parçalarıyla da olurmuş, şu an aklıma geldi. Bu aldığım benim organikli mısır gevreği ne kadar biliyor musun? 19.95 mi ne? Yani zaten incelemesini görürsünüz. Gerek yok bence yani. Cips parçalarıyla da gayet olur. Rafı sade. Ben limon sıkacağı kullandım ama bu zaten çatlak yani şu an kullanılamaz halde. O yüzden dedim bahaneyle bir işe yarasın. Şimdi kırdığım mısır gevreklerini şöyle döküyorum. Ama siz dediğim gibi cipsle de aynı işlemi yapabilirsiniz. Bence aynı kıtırlıkta olur cipsle de. Şimdik. Dur bir dakika. Aa getirmedim bir dakika. Bulayacağımız bir karışım bu. Bir karışım da ıslak bir karışım yapacağız. Şöyle sürekli karışım dedim. Bu yulaf sütü, daha bugün yaptım. Yulaf sütünün de tarifi 1 bardak yulaf, yani yulaf ezmesi, 4 bardak da kaynar su. Beklet bir 15 dakika falan. Sonra blenderdan geçir, süs, al yulaf sütü. Şöyle zeminine dökeyim birazcık. Sonra şöyle şuraya yulaf sütü döktüm ya. Şu sweet chili sos. Ben bunu Makro Center'dan aldım. 13-14 lira bir şey ama hiç gerek yok. Siz bunu katmasanız da olur gayet. Aslında bu hani soslanmış olanı buna bulayıp kızartsak da olur. Birkaçını ben öyle yapacağım hatta. Orijinal tarifte bu, bu, bu üçü vardı. Ben de o yüzden kullanmak istedim. Çünkü ilk şeyde hani ilk denediğimde o kıtır kısmı çok güzeldi, tadı falan. Bunun tadı da çok güzeldi. O yüzden dışında böyle yapayım dedim. Ama açamadım. Heh, açtım. Neyse ben bu kısımları keserim. Tamamdır. Şöyle açıp döküyorum. Bu böyle sarımsaklı, biberli bir sos, tatlı böyle. Dur hatta içindekiler kısmını da göstereyim size. Şu şekil. O bu şekil, bu bu şekil. Sweet chili sos diye geçiyor. Gayet güzel. Bir tadı var. Şöyle kaşıkla da bir karıştırayım da. Tamamdır. Şimdik geliyoruz en leş kısma. Şunu açalım. Bebeğim açıl. Sıyıralım da. Şimdi bunu aldık. İlk önce şuna batıralım. Sonra da şu kıtıra batıralım. Üstüne dökelim şu kıtırlardan. Tamamdır. Şimdi de fırın şıftırtısını alıyoruz. Şöyle yine batırtalım. Şöyle yine kaplayalım. Şöyle böyle böyle hepsini yapacağız işte. Bir şey yok bu kısımda. Böyle hani bu sosa buladım ama bir kısmında böyle sade olarak şu şekilde sadece mısır gevreğini bulayıp yapmak istiyorum. Bakalım bunlar nasıl olacak. Birazcık da böyle yapayım. Size taktik buldum, onu göstereceğim. Bak şimdi. Normalde acılı ya bu. Direkt şunu atıyorum. Bu arada şimdi ben bunun ikinci partını yaptım. Normalde diğerleri ıslandı. Gayet
buzdolabı poşetine sarıp elimle ezdim. Şeylerin mısır gevreklerini. Bak kızardı burası biraz ama. Elle daha güzel böyle mıncıklayarak. Hani böyle cips paketi olur da kırmak istemezsin ya. Ama böyle hani kırmamak için özenirsin. Heh, bunda asıl amaç kırmak olduğu için eğlenceli oldu. Bayağı bir acılı yaptım. Şöyle hani direkt bu sostan bu sosa yaptım. Birkaç tane de hani denem amaçlı bundan da denedim. Bakalım hangisi daha güzel olacak. Deneyeceğiz, göreceğiz. Yani eğer hani bu acılı olanlar daha güzel olursa ne gerek var? Ekstra maliyete değil mi? Hani çili sostur. İşte yulaf sütüyle hani uğraşmaktır vesaire. Gerek olmayabilir. Deneyeceğiz, göreceğiz artık. Bakacağız. Bunlar da bitmek üzere. Şöyle şu hareket önemli. Şöyle yapınca daha çok üstüne yapışıyor. Bitti galiba. Yok, bir tane kalmış. Şöyle bunu da şey yapalım. Tebinkinleri o şeyde şunla kırmaya çalıştığım için sürekli şey diyorum. Şuna kırmaya çalıştığım için tam kıramamışım. Elimle var ya çatır çatır kırdım ha. Vallahi billahi. Dur ben yine kontrol edeyim de kaldı mı? Yok. Tofularımız bitti. Şöyle de göstereyim. Tepsimizi, fırın tepsimizi. Şimdi bunlar fırına gidecek. Tabii ellerimi yıkamam lazım. Evet, önceden ısıtılmamış 180 derecelik fırınımıza nuggetlerimizi attık. Bakalım. Evet, yaklaşık yarım saatte tofularımız pişti. Bu arada ben fırında böyle ara ara çıkartıp şöyle çevirdim. Onun dışında bir şey yapmadım. Böyle kızardı yani, bir tarafı yanmasın diye. Ki böyle hani mısır gevreklerin bazıları bir yandı gibi böyle bir şey oldu. Böyle bir siyahlık oldu. Neyse, şimdi hemen tadım kısmına geçebiliriz. Evet, şimdi geldik en sevdiğim kısma. Tadım kısmına. Çıtır paneli. Tofularımız. Bakalım nasıl oldu. İlk başta klasik olanla başlayacağım. Sonra da hani o yulaf sütlü, ne derler ona, sweet chili sos var ya, onu bandırdığımı bakacağım. Ama ilk önce o hani marine ettiğimiz soslu ve sadece mısır gevrekli olanın tadına bakacağım. Şöyle yakından da göstereyim. Ay bakalım nasıl. Benden önce annem tadına baktı. Hemen dedim git buradan, sakın söyleme nasıl olduğunu. İlk başta ben hani şey yapayım, böyle bir deneyimliyim. Spoiler almayayım diye. Ama ilk o tadına baktı. Şimdi de ben tadına bakıyorum. Kesinlikle daha güzel. İlk yaptığıma göre kesinlikle tadı daha güzel. Bu çok iyiymiş. Bu gerçekten çok iyiymiş. Dediğim gibi siz mısır, aman mısır demişim yahu. Cips kırıntılarıyla da yapabilirsiniz. Hatta bence öyle daha da güzel olur. Şimdi de o yulaf sütlü olandan birinin tadına bakayım. Şuydu galiba. Veya şuydu. Daha açık renkli diğerlerine göre de. Şunun tadına bakayım bir. Bu da şey hani yulaf sütüne falan bandırdım. Bir farkı yok şu an. Hiçbir farkı yok. Ekstra masrafa girmenize gerek yok. O dediğim gibi. Bak şimdi. Tofu alacaksın. 13.95. 14 lira de ona. Ondan sonra o tavuk harcı da kaç lira desen. Hadi 5 lira de. Maksimum o da. Hadi 20 lira de totalde. 20 liraya halledersin. Ha bir de cips alacaksın. Hadi Ruffles alma. Git Bim'den, işte Şok'tan, Mok'tan. Hani o Ruffles'ın çakmasını al. Daha da ucuza halledersin yani. Gayet ben güzel. Gidiyor. Ve şimdi ben, vegan mısın? Ne yapacağım? Tabii ki de limon testi. Limonla bakalım nasıl olacak. Şöyle hemen üstüne limon sıkıyorum bir tanesinin. Şimdi ıslak olduğu için ben de tabii asortik olduğum için hemen yemek çubuklarımla bir tadına bakayım. Asla çatal. No 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 no. Daha güzel oldu. Vallahi daha güzel oldu. Limon yakıştı. Bu arada o marine sosunda
çok şey yokmuş. Acı yokmuş. Acılı değil. Ama siz isterseniz böyle acı sos ekleyebilirsiniz. O marine sosuna. Daha da böyle içten içe acılı olabilir. Yani baharatlı ama acı değil. Güzel. Kesinlikle o marinasyon harika olmuş. Siz bence ne yapın biliyor musunuz? Bir gece önceden marine edin. Ertesi gün yapın. Çok daha lezzetli olur. Limonlu versiyonuna hele bayıldım. Çok uydu. Aşırı uydu. Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Vay be. İyiymiş. Bayıldım. Tabii şu çıtırları iyice esseydim daha güzel olacaktı da. Çok değil mi? Güzel güzel. Bu daha da geliştirilir. İyiymiş. Hoşuma gitti. Siz de bunu deneyebilirsiniz evde. Yani bir Migros'a falan gitmeye bakar işte. Değişik lezzetler. Ama güzel mi? Güzel. Vegan versiyonu gayet hoş. Beğendim. Güzel oldu. Buna puanım kesinlikle 10 üzerinden 10. Hatta limonlu versiyonu 10 üzerinden 100, 10 üzerinden 1000 alır. Gerçekten limonlusu daha da güzel oldu. Böyle asit baharatlar hoş oldu. Denemelisiniz bence de. İyi ki denemişim valla. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Değişik bir lezzet. Hoş. Yani değişik dediğime bakmayın. Aslında değişik değil. Çünkü tofu nötr bir şey. Neyle marine ederseniz onun tadını alıyor. Biz o sosla marine ettiğimiz için o sosu içine çekti. Sünger gibi. Ondan sonra da kaplayıp kızartınca işte yani fırında pişirince hoş oldu. Böyle dışı çıtır çıtır. İçi yumuşak ama lezzetli oldu. Geçen seferinde ilk Instagram'da yaptığımda direkt sade tofuyu böyle hani banıp atıp fırına vermiştim. O zaman içi sade olduğu için, içi nötr olduğu için, içine hiçbir tat olmadığı için kötü gelmişti. İçi yumuşaktı. Bu da yumuşak, bunun da içi yumuşak ama o çok da yumuşak değil. Tabii kadar değil yani, bir öncekisi kadar değil. Bunu yarım saat pişirmemin de sebebi. Böyle yani, güzel oldu. Siz de deneyin. Yarın başka bir videoda görüşürüz. Bye bye.